Son zamanlarda S-400'lerle yatıp kalkıyoruz neredeyse. Sürekli bir S-400 lafı. Nedir bu S-400? Bu bir füze aslında. Yani çok kabaca özetlemek gerekirse hava savunma sistemi. Ama tabii buradaki savunma kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Çünkü o silaha sahip olduğunuz zaman siz askeri olarak güçlendiriyor. Savunma kelimesinin böyle anlamı var. Çünkü özellikle bu S-400'lerin sahibi olan Rusya, Rusya savunma endüstrisi deyince aslında sadece kendilerini savunmak için yapmıyorlar bunu. Rusya'nın askeri endüstrisi bir anlamda o kadar hızlı gelişiyor ki son 20 yılda aşağı yukarı pek çok alanda ekonomik olarak çok geri kaldıkları ABD'yi zorlamakta ve hatta bazı alanlarda ileri çıkmaktalar. Tam da bu konuda yani hava savunma sistemi S-400 konusunda ve başka birkaç silah konusunda ABD'yi geride bırakmış durumdalar ki geçen hafta içinde ABD Hava Kuvvetleri Komutanı da dahil birkaç ABD'li general bu konuda kaygılarını dile getirdi. Rusların bizi vurabilecek, 15 dakikada vurabilecek gücü var, silahları var dediler ve özellikle de kanatlı ve hipersonik Rus füzelerinden bahsettiler. Şimdi bu S-400 konusu Rusya'nın güçlü olduğu konularından biri. Daha önce S-300 vardı, daha önceleri vardı ve bundan sonra da S-500, S-600 gibi anlaşılan bunu geliştirecekler. Tabii dünyada silah üretimi deyince silah ticareti de bunun bir bölümüdür. Ona bakınca genel olarak Rusya'nın bir atakta olduğunu söylüyoruz ama genel tablo daha geniş bakıldığı zaman tabii ABD'nin kayıtsız şartsız bir üstünlüğü var. Şimdi dünya ticaretine, silah ticaretine çok kısaca bir bakalım. Bu konuda belki bilirsiniz. İsveç'te ünlü bir Stockholm merkezli bir barış araştırmaları enstitüsü vardır ve orası her yıl işte belki biraz gecikmeyle bize silah satışı rakamlarını verir ve bu rakamlara göre ABD açık ara başta. Yani dünyaya silah satma açısından ABD dünyada 2017'nin sonunda veya 2018'in başında verilen rakamlara bakarsak dünya silah ticaretinin %57'si ABD'nin. Ondan sonra büyük bir farkla diğerleri sıralanıyorlar ve kendi aralarında ufak tefek birbirlerine yakın da kalsalar ikinci sırada artık Rusya var. %10'dan az, %9,7 ama Rusya'nın ciddi bir yükselişi olduğunu söylemek gerekiyor ve özellikle bu S-400'ler bu ticaretin içinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi S-400'ler, ben tabii ki askeri bir uzman değilim ama Patriot'larla yani Amerikan füzeleriyle karşılaştırıyorlar ya da başka bazı muadilleriyle. Avrupa'da var, Fransa, İtalya, Eurosam konsorsiyumun SAMP/T füzeleri var örneğin. Bunlarla kıyaslıyorlar falan. Bütün muadillerine hem kalite, menzil, isabet oranı açısından bu tür parametrelerde ciddi fark atıyor. Hem de üstüne üstlük daha ucuz. Dolayısıyla böyle bir avantajı var. Ciddi bir avantajı var. Kimin için var bu avantaj? Elbette NATO ittifakında birlikte olanlar kendi grubundan birilerini seçmek zorunda. Mantık bunu söylüyor. Ama tam da o noktada mantığın bozulduğu bir an gelip çatıyor. Bu noktada Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye uzun yıllardan beri NATO'nun bir parçası ama silah ticareti konusunda son yıllarda farklı bir çizgiye yöneldi ve ne Patriot ne de bir başka sistem değil. İlk sırada en azından belki daha sonra Patriot'ları da almak isteyebilir. O tür açıklamalar da var ama önceliğini şimdi S-400'e vermiş durumda. Anlaşma yapılmış durumda. Kimilerine göre kulis bilgilerine bakılacak olursa ya da iddialarına 2,5 milyar dolarlık ödeme şu ya da bu şekilde Rus kredisiyle belki de Ruslara verilmiş durumda diyorlar ama bir kapora ödendiğinden bahsediliyor. Yani Türkiye S-400 alacak. Türkiye'nin yapısı, savunma sanayi, ilişkileri, içinde bulunduğu blok, her şey Batı, her şey NATO ama bir Rus silahı gelecek, savunma sistemi gelecek. Bu diğer sisteme monte olamayacak. Bir sistem krizi çıkacak. Şimdi bunlar tabii Batı'yı çok korkutuyor, ABD'nin tepkisine yol açıyor ama Rusya'nın da tepkisine yol açıyor. Şu anlamda Türkiye'nin bir sistemi tanıyalım, biz de üretelim vesaire türünden talepleri de var. O zaman ne olacak? Rusya'nın verdiği bu gelişkin silahları, füzeleri Türkiye inceleyecek. Türklerin yanında Amerikalılar niye olmasın, onlar da inceleyecek. Bu işin sırrını öğrenecekler. Niye Patriot'tan daha iyi oldun? Böyle bir şey olmaz diyorlar. Dolayısıyla Ruslar bir açıdan bu ticareti hararetle
desteklerken ve bunu Türkiye'ye vermek için ciddi kalıcı adımlar atarken diğer taraftan da biz bunun sırlarının ABD'ye verilmesini istemeyiz diyorlar. O konuda bir muğlak bir tutumları var. Dolayısıyla sistemin nasıl üretilip çalışıldığı konusunda Rusların bir sıkıntısı var. Şimdi Rusların Çinlilerle ilişkisi vardı. İşte geçenlerde bir duymuşsunuzdur belki bir yol kazası oldu S-400'ler iletilirken. Hindistan'a iletiyorlar. Şimdi Türkiye'den çok bahsediliyor. Zamanında başka NATO'lu ülkede aldı mı vesaire konusunda geçince hep duymuşsunuzdur bir Yunanistan örneği. Yunanistan örneğini belki okuyanlarınız, duyanlarınız çoktur ama çok özetle anlatmak gerekirse aslında Güney Kıbrıs'tır o S-300 bir önceki modifikasyon alan ama daha sonra tepkiler başka şeylerden dolayı Güney Kıbrıs'tan o Yunanistan'a verildi. Orada etkisiz bir yere menzil olarak Girit Adası'na bırakıldı ve ondan sonra pek bir işe yaramıyor. Depoda duruyor o S-300'ler sadece tatbikatlarda kullanılıyor, patlatılıyor. İsrail'le bir takım tatbikatlar vesaire bir köşede duruyor. Türkiye'deki de acaba böyle olabilir mi? Rusya acaba bu konuda ne der? Türkiye'nin NATO bloğundan çıkıp S-400'leriyle değil yalnızca her şeyiyle kendi yanında durmasını, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne girmesini ister mi? Bu konuda Türkiye'de çok farklı sesler çıkıyor biliyorum. Ben kendi fikrimi kısaca söylemem gerekirse biraz daha farklı bir şey söylerim. Rusya, sürekli Rusya yayınlarıyla, yayınlarını izleyen birisi olarak, orada uzun süre kalmış birisi olarak şunu net olarak gördüğümü söyleyebilirim. Putin Rusyası, Erdoğan Türkiye'sini çok da yanında istemiyor aslında. Yanı başında ittifak olarak istemiyor. Rus basınına bakarsanız, 2-3 gazeteye baksanız bir tanesinde mutlaka şunu görürsünüz. Türkiye ile bugün işbirliği sürüyor. Altını çizdiğimiz kelime bugün. Bugün sürüyor. Ama Türkiye'nin ileride farklı tutumlar olabilir. Neden? Çünkü geçmişte farklı tutumlar olmuştu. Çok da uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Türkiye kısa süre önce Rus uçağını düşürdü. Yani böyle gitgelleri olan bir ülke ama Türkiye şu anda Suriye özelinde Rusya'nın çok işine yarayan bir partneri olarak görülüyor ama Rusya'nın bir Belarus gibi, Kazakistan gibi hatta bazı açılardan Çin gibi bu kadar önem verdiği bir ülke, ittifaka bu kadar önem verdiği bir ülke olduğunu sanmıyorum. Ne olur S-400'ler Temmuz'da verilecek diyorlar. Sonbaharda verilecek diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Bilemiyorum. Bir köşede durmak üzere böyle bir şey olabilir mi? Ya da Türkiye'ye verilir. Türkiye üzerine mi? Başka ülkeye gider mi? Örneğin Türkiye'nin askeri varlığını da değerlendirerek Katar'a gönderirler mi? Bilemiyorum. Peki bundan vazgeçilebilir mi? S-400'leri almaktan vazgeçilebilir mi? Bence bu da olmayacak bir şey değil. S-400'lerden vazgeçilebilir. Sonuç olarak orada 2,5 milyar dolar gibi bir şey ne kimseyi büyük zengin eder ne kimseyi batırır ama başka formüller de bulunur ve ben Putin'i de kırmadan buna bir yöntem bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü Putin sonuç olarak herhangi bir yerde bir adım geri adım atarken iki adım ileri adım atmayı düşünen birisi. Dolayısıyla Türkiye'den ve belki başkalarından uygun tavizleri alırsa S-400 Türkiye'ye verilmeyebilir ya da bambaşka bir çok daha basit bir modifikasyon verilir, kullanılmayabilir. Çeşitli seçenekler olabilir. Hiçbir şey oldu bitti gözüyle bakmamak gerekir. Önümüzdeki aylar bu S-400 konusunda çok farklı tablolar, özellikle ABD ile ilişkiler açısından belki çok farklı tablolar çıkarabilir ama Rusya'nın bu konuda esnek olduğunu, her türlü pazarlığı açık olduğunu bir kere daha vurgulayayım. Önemli olan Kremlin için bundan vazgeçerim ama karşılığında Suriye'de ya da başka bir yerde ne alırım? Çünkü Türkiye'nin Rusya açısından önemi ona çok yakın olmasını istediği bir partner olmasından değil. Türkiye'nin Batı bloğunda kalarak Batı bloğunun içinde olması, o birlikteliği parçalaması gereken bir ülke olarak, bir devlet olarak Türkiye'yi görüyor Rusya. Bunun altını bir kez daha çizerek bu kısa ya da belki de çok kısa olmayan yorumu burada noktalayayım isterseniz.